Ali tabirle öyle. Eyvallah. Yani nehrin bu tarafı Osman Mahallesi, o tarafı Yavur Mahallesi. Ama hiç olmaz değil. Dolayısıyla bu tarafta da kilise, şapel cinsi bir şeyler vardır. Ama öyle bir mahalle ayrımı var. Bu enteresandır. Rumeli dağlık memleket olduğu için aynı zamanda vadilik memleket demektir. Vadinin bir tarafı, bir tarafıyla genellikle ayrılır. Müşterek iş yaparlar, müşterek hayat yaşarlar ama dini vecibeleri özellikle Müslümanlar evlerinde ifa ederlerken başkaları rahatsız olmasın diye, bunun içine mevlüt cemiyetleri, sünnetler, evlenmeler filan dahil dini tarafıyla diğer din mensuplarını rahatsız etmesinler diye böyle bir ince Müslüman edebi gösterirler. Burası da öyle tabii. Ama burasının neresi olduğunu henüz söylemedim Serdar. Efendim söylüyor ya. Yani şöyle bakınca söylüyor. Kendi tabii. söylüyor. Mostar Köprüsü. Eyvallah. Kendi söylüyor. Mostar gönlünüze ne söyler? Valla Rumeli'de birçok şey gönlümü acı şeyler hatırlatıyor. Son yaşadığımız hadiselerden dolayı. Bir ciddi ve adil otorite ile yaşarlarken, otoriteden kasıt hiçbir zaman baskı demek değildir. Disiplin de baskı demek değildir. Bir tertip, bir düzen demektir. Bizim dönemimizin, yani idare dönemimizde o disiplinle yaşarlarken herhalde daha mutlulardı bu insanlar. Çünkü savaşta bile tokadı vurdun mu elin acır. Allah Kitab-ı Kerim'inde es-sulhu hayr diyor. Savaşın hiçbirisi makbul, güzel, iyi değildir. Müdafaa hariç. Bu köprüyü yapmış ecdadımız. Üstünden insan geçiyor, Müslüman geçiyor, gayrimüslim, hayvan, her şey geçiyor. Niye yıkıyorsun? Niye yıkıyorsun? Bir izahı var mı? Bu gavurluk. Gavur demek gayrimüslim demek değildir. Bizden olmayan demektir. Bunlar öylesine bizden değiller ki insan bile değiller. Onun için gavur. Ve çok enteresandır bu köprü. Mimarlara mimari öğretmeyeyim ama iki tarafındaki kuleler var içten. O kulelerde delikler vardır. Bu suyun böyle durduğuna bakma. Prizren'de bir program yaptık yine böyle köprüye bakarak. Eyvallah. O köprünün 70'li yıllarda sel vurunca taşlarını aşağıdan topladıklarını bilmiyoruz. Yani Rumeli'de azgın su da olur. O deliklerden içeriye su giriyor. Silindirik boşluk var. O silindirik boşluğa su dolunca büyük bir kitle, beton kitle oluyor. Ve yıkamıyorlar. Üstünden top attılar köprüye. Kazarak yıkmaya çalıştılar. Olmadı. Sonunda bir Hırvat general, istihkam generali, mühendis. Hayra kullanılmayan ilmin insana çok büyük zararı vardır. Mühendislik ilmi yapmak içindir, yıkmak için değil. Dinamitle o kuleleri indirip istinadgahı kalmayınca köprü çöktü. Ama çok şükür ecdadımızın yaptığı köprüyü biz Türkler yine biz yaptık. TİK eliyle, hayırsever insanlarımızın eliyle ve Türk mühendis ve işçilerin. Öyle ki orijinal taşlar suya düştüğü için kaybolmasın diye buraya bir sal getirildi. O sala vinç konulup taşlar dipten toplandı. Bu köprünün taşı mı değil mi diye. Bu kadar titiz bir çalışmayla, yani şu andaki yeni yapılmış köprümüzün taşlarının kısmı küllisi orijinal. Bu taraftaki kule var ya, Evliya Çelebi burada epey bir müddet oturup sağa sola dolaşırken ki yaptığı notları metin haline getirmiştir. Ve bunu da seyahatnamesinde söylemiştir. Dolayısıyla bu Hırvat tarafındaki kulenin de böyle bir ehemmiyeti var. Bu taraftaki kulenin arkasında hemen minarenin şerefesini görüyoruz. Evet. Efendim oralarda çok güzel camilerimiz vardır. Bir de orada bir için lila renk görüyoruz o. Efendim o... Demin Cem abi söyledi, Cem Uçan dedi ki ne kadar ayıp dedi ya. Şimdi bu idarecilik olarak da ayıp, onu yapan da ayıp, ona müsaade etmek de ayıp. Ama ayıp işte o kadar. Ama çok şükür bizim ayıbımız değil. Oranın belediye başkanı
Hırvat, onun ayıbı. Bir de şurada çok var, günümüzün meselesi, bizim konsolosluğumuz, Mostar konsolosluğumuz. Bayrak mı gördünüz geçerken? Vallahi ben bayrak gördüm, benim yüreğim sızlıyor yani, o ayrı mesele de. Neyse, karıştırma. Mesele şu, orası turistin en çok geldiği yer. Turistik çarşıdan geçilerek, taş döşeli yollardan geçilerek köprüye çıkılıyor. Her gelen benim ay yıldızımı görüyor. Bu putları diktikleri zaman Üsküp'e, buraya filan, üzüldü kardeşlerimiz. Ben onların hepsine öyle söyledim. Hiç üzülmeyin. Everest'in tepesine dikseler, hilal daima yukarıdadır. Bitti bu kadar. O ay yıldızı görüyorlar ya, burada o yani bir konsolosluk levhası. Kocaman bayrak filan değil. Bizim öyle şeylere ihtiyacımız yok. Bizim ay yıldızımızın rozeti bile onlara böyle bir çeki düzen verdirtiriz. Ama merak olamansın. Demeyin. Ben bütün dünyayı dolaştım. Bu çok ciddi bir tespit ve hakikattir. Rozetteki ay yıldız yeter. Ama Rumeli'de bir programı bir yerde bitirmek başka yerlere haksızlık oluyor diye, İstersen Mostar'ın hemen yakınındaki meşhur Blagay Tekkesi'nde programı kapayalım. Pek güzel. Eğer müsaade edersin. Estağfurullah efendim. Nasıl tersi? Estağfurullah efendim. Dükkanın sahibisiz. Yani Bosna'da, yani Saraybosna şehrinde başladık. Mostar'ın, hatta bütün Balkanların sembollerinden biri olan köprüünde yaptık. Blagay Tekkesi de hem çok eski olmak, hem tabiatındaki değişiklikler ve halen savaştan sonra yeniden ihya edilen bütün dervişlerin senede bir gün toplanıp ayin yaptıkları yer olarak, güncelliğini de koruyan bir yer olarak orası da önemli. Orada da pek güzel olur. Fethi Kelam Bosna'da, Hatmi Kelam Blagay'da olur. Pek güzel olur efendim. Zira biraz daha oturursak sıcaktan eriyeceğiz ve yüz rengimiz değişecek. Seyircimiz zannedecek ki Mostar'ı çektiler, 10 gün gittiler, Karadağ'da tatil yaptılar, sonra Blagay'ı çektiler. Nerede bizde o talih Serdar'ım? Ne dediniz efendim? Nerede bizde o talih? Yok, sonra bir şey dediniz. Serdar'ım dedim. Allah o zaman görüşmek üzere Blagay'da.